Zavallı kadın hem sağır hem dilsizdi. Ne duyabiliyor ne konuşabiliyordu. Sadece işaret diliyle insanlarla anlaşabiliyordu. Kocası ölmüş, geride 10 yaşında oğlunu ve onu bırakmıştı. Çocuğun adı Kais'ti. Kocasının ölümünden sonra kocasının evinde yaşamaya devam ediyordu. Bir gün kocasının abisi geldi ve onları evden çıkarmak istedi. Çünkü kadıncağız zayıf ve güçsüz bir kadındı. Hiç kimsesi de yoktu. Kocasının kardeşi bütün gücünü kullanarak onları evden çıkarmıştı. Kadının kendini savunacak gücü bile yoktu. Onu ve oğlunu sokağa atmıştı. Zavallı kadın nereye gideceğini ve ne yapacağını bilmiyordu. Önce kendi akrabalarının yanına gitti, birkaç gün onların yanında kaldı. Ancak akrabalarının ondan kurtulmaya çalıştığını hissetti. Akrabaları onu Kerime isminde bir kızı olan bir adamla evlendirdiler. Kocasıyla isyan ve zulüm dolu bir hayat yaşadı. Hiçbir sebep yokken oğlunu dövüyor, ona ağır hakaretler ediyordu. Kadın zavallının biriydi. Elinden bir şey yapmak gelmiyordu ki, konuşamıyordu bile. Kerime ise iyi kalpli bir kızdı. Babasından gizli, Kais'le arkadaşlık yapıyor, gidip onun yanına oturuyor, onunla konuşuyordu. Babasının çocuğa nasıl acımasızca vurduğunu görüyordu. Günlerden bir gün adam kızını Kais'la oynarken gördü. Onu bağırarak yanına çağırdı. Eve soktu. Karısına, "Ben senin oğluna güvenmiyorum. Kızıma bir şey yapacağından korkuyorum. Onu evden atacağım. Gitsin amcasında yaşasın." Kadıncağız işaret diliyle, "Bırak bizde kalsın. O benim tek evladım. Ciğerimin köşesi," dedi. Adam Kais'i alıp amcasına götürdü. "Al bu pisliği sen bak," diyerek amcasına teslim etti. Günler geçti, kadın bu adamdan hamile kaldı. Bir erkek çocuğu doğurdu ve ismini de Eyüp koydular. Sonra kadın vefat etti. Aradan seneler geçmişti. Kais üniversiteden mezun olmuştu. Çok da başarılıydı. Evlenmişti bile ancak geçmişi unutamıyordu. Kerime ise küçük kardeşi Eyüp'le konuşuyordu. Ona, "Senin aynı anneden olma bir kardeşin var. İsmi Kais. Babamız onu küçükken evden kovmuştu," dedi. Bir gün Kais ülkesine geri döndü. Amcasının yanına gitti. Amcası iyiden iyiye yaşlanmıştı. Kais ona sıkıca sarıldı. "Seni çok özledim amca," dedi. Amcası, "Kais bana bir genç kız ve delikanlı geldiler ve seni sordular. Kız bana dedi ki, Kais'a söyle, Kerime her yerde onu arıyormuş." Kais şaşkındı. Ellerinden acıyı tattığım adamın kızı Kerime. "Benden ne istiyor ki?" Amcası Kerime'nin telefon numarasını aradı. Kız telefona çıkınca ona Kais'in numarasını verdi ve "Kais'i arayıp tebrik et, evlenmiş," dedi. Kız şok olmuştu. Yüzünün rengi bir anda değişti. Telefonu kapatınca sarsılarak ağlamaya başladı. Kais, Kerime'nin evine gidip uzaktan onu gözlüyor, eskileri hatırlıyordu. Kız kardeşi evden çıktığında ona seslenip, "Benim nazik kız kardeşim," diye seslendi. Kız onun tarafına bakıp, "Sen kimsin, ne istiyorsun?" diye sordu. "Benim Kais," deyince kızın gözleri yaşla doldu. İkisi de susmuştu. Onları kardeşleri Eyüp gördü. Gördüğü adamın ablasını rahatsız ettiğini düşündü. Ablası ağlıyordu zira. Koşarak yanlarına geldi ve adama bir tokat attı. Ablası onu durdurup, "Sakin ol Eyüp, bu senin abin," dedi. Herkes yine susmuştu. Herkes birbirine bakıyordu. Kerime, "Kais, sen gittikten sonra annen Eyüp'e hamile kalmıştı. O senin anne bir kardeşin," dedi. Kardeşler gözleri dolu dolu tek kelime etmeden birbirlerine sıkıca sarıldılar. O sırada babası geldi. Kais'a, "Hala benden nefret ediyor musun Kais?" dedi. Kais, "Kızınla ilgili beni töhmet altında bırakmanı hala hatırlıyorum. Küçük bir çocuktum ben. Sen de hem bana hem kızıma zulmettin. Ben senden görmediğim iyiliği onda görmüştüm." Adam evine pişman bir şekilde dönüp gitti. Kısa süre sonra hastalandı ve öldü. Kerime ve kardeşi Eyüp yalnız kalmışlardı. Kardeşleri Kais onların yanına geldi. Onları sakinleştirip teselli etmek istedi. Aradan zaman geçtikten sonra adamın biri Kerime'ye evlenme teklif etmişti. Kais bu duruma sinirlendi. Kerime'ye gidip, "Kerime, ben seni seviyorum. Baban bana zulmederken sen bana merhamet ediyordun. Seninle ben evlenmek istiyorum." Kerime, "Ama sen zaten evlisin," dedi. Kais, "Ben aslında seni istiyordum fakat babanın reddedeceğini biliyordum." Kerime, "Ben de seni istiyordum Kais. Bana gelen bütün adamları bu yüzden reddettim. Seni senelerce bekledim," dedi. Sonra Kais ve Kerime evlendiler. Birkaç ay sonra Kerime hamile kaldı. Kais'ın ilk eşi hem üzgün hem de öfkeliydi. Kardeşleri arasını bozmak ve Kerime ile Kais'i ayırmak istedi. Kais'a, "Kardeşin Eyüp benim namusum hakkında ileri geri konuşuyor. Ne de olsa ikinci eşin onun kız kardeşi ya," dedi. Kais Eyüp'e, "Kardeşim, artık bu eve gelmesen iyi olur. Seni kovduğum yok. Ancak problem çıkmasını istemiyorum. Ablanı görmek istersen ben sana onu getiririm," dedi. Eyüp, "Abi, vallahi onun söylediklerinden bir şey anlamıyorum. Ben onun hakkında tek kelime bile etmedim," dedi. Kais, "Ben de ona inanmıyorum, sana inanıyorum. Ama ablan Kerime'ye olan aşırı sevgimle ilk eşime zulmettiğimi hissediyorum. Eşlerim arasında adil olamamaktan korkuyorum. Gece olup kalpler huzura ermiş, gözler kapanmıştı. Kays ellerini semaya kaldırarak şöyle dedi. Allah'ım beni o ikisinin arasında insaflı bir koca yap. Kalbimde kelimenin sevgisi gittikçe daha da artıyor. Sabah olduğunda Kays ilk karısını boşamaya karar vermişti. Karısını boşadı ve ailesinin evine geri gönderdi. Karısının ailesi Kays'tan intikam almak istedi. Eyüp'ü ve Kerime'yi kaçırdılar. Eyüp'ün boğazına bıçak dayamışlardı. Kerime'ye, "Kardeşin Eyüp'ün boğazlandığını görmek ister misin?" diyorlardı. Kerime hamile haliyle, "Hayır, onu bırakın, ne yapacaksanız bana yapın" diye yalvarıyordu. Sonunda Kays yanlarına geldi. Onlara, "Daha ne istiyorsunuz? Kızınızı boşadıysam bütün haklarını da taslamam verdim. Kardeşimi ve karımı bırakın, sağ salim buradan gidelim." Sonra Kays'ın boşadığı eşi oraya geldi. Ailesine, "Ne yapıyorsunuz siz? Bırakın şunları gitsinler. Kays bir gün bile bana zulmetmedi. Sadece aramızda adil olamamaktan korktu ve selametle yaşayıp gideyim diye beni boşadı. Onu da karısını da kardeşini de bırakın gitsinler. Evlenmek nasıl Allah'ın şeriatında varsa boşanmak da Allah'ın şeriatında var. Allah'ın meşru kıldığına düşmanlık etmeyin. Ben hayatımın en mutlu günlerini onunla birlikteyken yaşadım. Onun da artık mutlu olmasını isterim" dedi.